yapacak çok iş var. Bugün Çınçınların sevimli bir misafiri var. Adı Mercan. Apacan bir kedicik. Misafir mi? Kedi mi? Misafiri çok severim ama kedileri dayanamam, dayanamam. Bir kediyi misafir etmeye dayanamam. Günaydın dostum. Hayrola, ne söylenip duruyorsun kendi kendine? Kalk! Elmer dostum, seni gördüğüme ne kadar çok sevindim. Öyle mi? Sen benim en iyi dostumsun. Ya çocuklar? Şey, onları da seviyorum. Biliyor musun, misafirleri varmış. Bu çok güzel bir haber. Misafirleri çok severim. Keşke bana da misafir gelsin. Onlara havuç suyu sıksam, bahçedeki kıvırcıklardan salata yapsam, yedirsem, içirsem, onlarla sohbet etsem. Elmer, dostum, ama onların misafiri bir kediymiş, kedi. Ne var bunda? Bir keresinde ormanda gece çok uzakta iki nokta gördüm. Pırıl pırıl parlıyordu. Sonra bana yaklaşmaya başladığını fark ettim. Allah Allah. Sonra? Telaşlandım. Gece yarısı uçamadım, kaçamadım. Korktum, korkudan dilim tutuldu. Bütün gün konuşamadım. Kimmiş? Kimmiş seni bu kadar korkutan? Yoksa bir aslan mı? Hayır. Yoksa bir kaplan mı? Hayır. Kimmiş? Tamam, sakin ol. Anlatıyorum. Yaklaştı. Bir de baktım ki ne olsa beğenirsin. Kediymiş. Sadece bir kedi mi? Evet, bir kedi. Sonra ne oldu? Ona çıkıştım. Gece yarısı ortalıkta dolaşıp ne diye bizi korkutuyorsun? Öyle fener gibi bir çift gözle dedim. Sahi. Onların gözleri geceleri neden parlıyordu? Neden? İyi bir soru. Gidince bilgi çubuklarından bunu bir araştırayım. Canım benim, bir tanecik gidin. Canım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Seni var ya ben yerim seni. Günaydın Nurçin. Şşş! Sessiz ol. Çok bağırdım, affedersin. Canım. Kimse yok mu? Annem tatlım. Bir tanem. Ben bakarım. Paketiniz var. Sana ne yapayım? Şşt, sessiz olun. Gülçin Hanım'a gelmiş. O benim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sana şarkı söylememi ister misin? Oynaman için bir yumak bulabilirim. Yalçının kutusunun içinde mutlaka vardır. Tamam. Hop. Ama Yalçın'dan izin almadan kutularını karıştıramam. Ay, bunlar çok değişik görünüyorlar. Beklediğim yapbozlar. Peki o kutunun içinde ne var? Görmek ister misin? Evet, çok merak ettim. Bak, ne kadar sevimli değil mi? Nurçin, bu çok şirin. Sen kimsin sen? Ne kadar güzel dillerin var. Arkadaşımın kedisi. Ona ben bakacağım. Çok dikkatli olmalıyım. Onun adı ne? Mercan. Mercan. İlk defa duydum. Bir sepet, bir kedi.
kedi. Kedi sepetin dışında. Kedi sepetin içinde. Ne yapıyorsun Gülçin? Yeni yapbozuma bakıyorum. Sana yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet, bu da... bu da buranın. Evet, bitmek üzere. bu da buranın. Temizlik görevlisi sokağı süpürüyor. Bu da buranın. Oldu. Bu Besim Etçi. Bu çok güzel bir resim oldu. İşte sonunda bitti. Simitten, simitten nefis görünüyor. Olsa da yesek. Olmaz, yemeyiz. Neden? Çünkü simitler simit arabasının içinde. Hey dostum, sana bir soru sorabilir miyim? Hayır, soramazsın dostum. Hep aynı şeyleri soruyorsun. Bu sefer çok farklı bir soru soracağım. Çok. Çok işim var. Bana yardımcı olacağına engel oluyorsun. Nasıl yardımcı olabilirim? O turuncu gagını kapatarak bana yardımcı olabilirsin. Nedenmiş? Neden gagamı kapatmam gerekiyor? Neden kedilerin gözleri gece parlıyor? Neden? 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 Evet, geliyor. Ünlü basketbolcu geliyor. Atacak. Hayır, atmıyor. Evet. Şimdi atacak. Hayır, gene vazgeçti. Atmıyor. Atmak üzere. Çok az bir zamanı kaldı. Sessiz olur musun lütfen? Evde biri mi uyuyor? Küçük bir misafirimiz var. Rahatsız olabilir. Kim? Kim o? Hadi bakalım, hadi bakalım. Bakın, bu benim küçük kedim. Senin kedin mi? Bugün ona ben bakacağım. Arkadaşım onu bana emanet etti. Ne güzel. Kedileri severim. Biraz bana versene. Veremem. Yok. O arkadaşımın kedisi. Benim bakmamı istedi. Onu kaçırırsam ben ne yaparım? Sadece birazcık sevecektim. Ama o Nurçin'in değil, arkadaşının. Mercan'ın başına bir şey gelirse arkadaşı Nurçin'e bir daha güvenmez. Ona darılabilir. Ben olsam bir daha arkadaşlık etmem. Tamam. Nereye? Bahçeye çıkıyorum. Ya acaba biraz sevse miydi? Üzülme Nurçin. Zaten yalnızca bir gün için bakacağım. Çok dikkat etmeliyim. Merak etme, sana yardım ederim. Teşekkür ederim. Gülçin tarçın gidiyor. Bir elma, bir kurtçuk. Kurtçuk elmanın içinde. Kurtçuk elmanın dışında. Kurtçuk elmanın içinde ve onu yedi. Afiyet olsun kurtçuk. Karnın acıktı mı sevimli kedicik? Hiç sesin çıkmıyor. Sana süt getireyim mi, ister misin? Sabah sütün hepsini içmiştik. Elmer'dan süt isteyebilirsin. İyi fikir. Ben hemen gelirim. Lütfen biraz dikkat eder misin? Özür dilerim. Neyse. Önemli değil. Üf, ne buraların hali? Gülçin, yapıştırıcımı gördün mü? Hayır, görmedim. Nerede? Burada da yok. Buldum. Kutunun içindeymiş. Mercan yok. Mercan neredesin? Mercan. Mercan. Burada mıydın? Seni yaramaz.
Gel bakalım buraya. Evet, senin yerin burası. Bu sepetin içi. Sakın bu sepetin dışına çıkma. Anlaştık mı? Aa, yalçın. Yine her şeyi dağıtıp gitti. Arayınca da hiçbir şey bulamıyor. Sonra da Gülçin şunu gördün mü, Gülçin bunu gördün mü diye sormaya başlıyor. Nerede of, bu, nerede? Ya. Nereye koydum ben bunu? Nerede? Şurada mıydı? Neredeydi? Yok. Burada da yok. Nerede bu? Ne nerede? Hiçbir şey. Nerede? Ah! Kedicik! Merhaba kedicik, merhaba. Demek Mercan sensin. Ben de Narçın, memnun oldum. Sen niye sepetin içinde değilsin bakalım? Gel şöyle, hadi bakalım. Bir daha sepetin içinden çıkma, kaybolursan Nurçin çok üzülür. Şimdi nereye koymuştum ben bunları, burada mıydı? Şurada mıydı yoksa? Neredeydi bunlar, nerede? İşte buradalar. Evet. Fırçam nerede peki? Fırça. İşte o da burada. Fırçayı kutunun dışında bırakmışım. Geri içine koyayım. Evet, şimdi gidebilirim. Hey. Evet, burası toplandı. Şimdi de gidip Yalçın'ın kutusunu toparlayayım. Mercan da buraları dağıtsın. Narçın da oraları dağıtsın. Herkes her yeri dağıtsın. Ben toplayayım. Nurçin, biraz bahçeye çıkalım mı? Tabii Gülçin. Mercan, uslu sütünü içsen. Biz Gülçin'le bahçede oyun oynayacağız, tamam mı? Ayıyorum, ebe nerede? Su doldurur derede. Ebe suya dalamaz, arasa da bulamaz. Ene mene dostum. Ben sana küstüm, armudu kestim, tavana astım, tap dedi düştü, kargalar uçtu. Ben kazandım. Başlıyorum. Hop. İçeride. Evet. Hop. Yalçın'la Narçın ne yapıyorlar orada? Sordum ama söylemediler. Gizliymiş. Bu sepeti onarman çok iyi oldu. Boyamayı bitirince çok güzel olacak. Mercan'ın çok güzel bir sepeti olacak. Eminim Nurçin çok beğenecek. Belki onu sevmeme de izin verir. Gülçin taş çizginin dışında. Hayır, içeride. Hadi bakalım. İyi bakalım. Haklısın. İçerideymiş. Merhaba. Merhaba. Arkanda ne var? Bu bir hediye. Kime? Kedicik için. Mercan için. Rahat bir yatak. Bu Yalçın'ın fikriydi. Eski sepetin kopan yerlerini yapıştırdı. Ben de alıp boyadım. Beğendiniz mi? Elinize sağlık. Ne çok güzel bir sepet. Teşekkür ederim. Hadi hemen götürelim. Hep birlikte gidelim. Hadi bakalım. Bir tohum filizlenir, serpilir çiçek açar. Biz
kediler geceleri gidip avlanmayı severiz. Bu yüzden karanlıkta görebilmemiz gerekir Meow. İnsanların hiçbir şey göremediği karanlık ortamlarda bizler görebiliriz. Gözlerimiz en ufak ışığı bile ayna gibi yansıtır Meow. Böylece pek çok şey seçebiliriz. Gözlerimizin karanlıkta ışıl ışıl parlamasının nedeni budur Meow. Ne olmuş buraya? Ne olmuş buralara? Mercan, Mercan, Mercan yok. Nereye gitmiş? Yine mi sepetinden çıkmış? Niye çıktı? Ben ona sepetinde kalmasını söylemiştim oysa. Nereye gitti? Belki de eve gitmiştir. Mercan, nerede bu? Nerede bu? Nerede acaba? Mercan, Mercan. Hiçbir yerde yok işte, yok. Nerede? Gel pis pis. Dün minik bir kedi yanıma geldi. Ne acı, ne acı miyavlıyordu. Gittim evden süt getirdim. Sütünü içince kaçtı gitti. Minik kedi, minik kedi yine gel, yine gel. Gel minik kedi yine gel. Minik kedi, minik kedi yine gel, yine gel. Gel minik kedi yine gel. Belki gerçekten annesinin yanına gitmiştir. Ya kaybolduysa? Bir ağaca tırmanmış ve inememişse? Üzülme, belki bahçeye çıkmıştır. Ya onu kocaman bir köpek kovaladıysa? Hadi bahçeye gidip onu arayalım. Evet, hadi. Bütün çalıların arkasına bakalım. Mutlaka bahçededir. Evet, evet. Hadi, evet. Hadi bakalım gidelim. Bir dakika, bir dakika. Sessiz olun. Yine ne var? Dinleyin. Benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Muğla sesi. Evet. Hadi. Yaşasın dolabın içinde. Küçük kedi dolabın içinde. Bak şu yaramaza. Beni çok korkuttun. Onu bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne önem var? Bak istersen sen tutabilirsin. Dün minik bir kedi yanıma geldi. Ne acı, ne acı miyavlıyordu. Gittim evden süt getirdim. Sütünü içince kaçtı gitti. Minik kedi, minik kedi yine gel, yine gel. Gel minik kedi yine gel. Minik kedi, minik kedi yine gel, yine gel. Gel minik kedi yine gel. Hoşça kalın.